Ne halde olduğunun farkında mısın Firdevs? Cenaze töreni sosyetesine dönmüşsün. Ama anne, abinin evine gidip video kamerayı abinden gizlice alacağız ya. Bu bir casusluk işi. Yani benim de havaya girmem lazım. Yani abin asıl seni bu kılıkta görünce niyetimizin ne olduğunu şıp diye anlayıverecek. Şu gözlüğünü çıkar bari. Hayatta çıkarmam, imajım bozulur çünkü. Artık günümüzde her şey teknolojiyle hallediliyor. Yani millet internetten hamile bile kalıyor. Biz de inşallah hayırlısıyla kadınlar hamamını kameraya çekip abine kız beğendireceğiz. Ah, sonra da bana erkekler hamamından şöyle yakışıklı boylu postu. Utanmıyorsun değil mi? Tamam tamam. Ben bunu hiç söylememiş olayım. Zaten benim hiçbir şeye hakkım yok. Öf Allah'ım öf. Şu abim yeniden evlense de benim de Müfit Bey'le evlenmem için... Sus konuşma açık. Yürü hadi yürü. Yürü. Oflayıp puflama da yürü. Valide Sultan geldi. Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı demiyorum çünkü siz rüzgar olsa da gelirsiniz, olmasa da. Aa, hiç merak etme abicim, biz gökten taş yağsa bile geliriz. Ama sen de bizim gibi böyle her durumda gelebilecek insanları da zor bulursun. Yok canım. Ay ama doğru, hayatta bulamaz. Çünkü sizin bu eve her gün gelebilmeniz için benim rahmetli olmam şarttı. Anlayışının kıtlığı kime çekti bilmem ki Firdevs. Ruşen amcanın oğlu Sedat da bir ara böyleydi ama sonra nasıl olsa düzeldi. Yani abin bizim buraya çok sık geldiğimizi ima ediyor. Şuraya bak. Hem bunu biliyor hem de ona rağmen eve giriyor. Bu laf kum kapıda kavgada söylense adam bıçaklanır da bıçaklayan televizyona dizi film bile yapar be. Ah sen yoksa kek falan mı yaptın? Yo sen kurabiyeyi diyorsun. Yok canım ben yapmadım. Ruslar yaptı. İyi saatte olsunlar. Gene sapıttı. Yani ruhsar yapardı da rahmetli, ben de onu izlerdim. Demek ki izlerken nasıl yapıldığını öğrenmişim. Ben yaptım tabii ki canım. Biraz o margarin yaratığı da yardım etti tabii. Durun ben size getireyim. Nerede acaba? Ne nerede acaba? Yani bu yaşta bu zeka hayret vallahi. Kızım unuttun mu? Biz buraya abinin video kamerasını almaya geldik. Hani hamama gidip de gizlice gelin adaylarını videoya çekmeyecek miydi? Evet anne, hatırladım. Hemen arayalım. Tamam o zaman hadi aranalım. Sizi gidi uyanık hamamcılar sizi. Şimdi bir de film işine el attınız ha? Dikkat edin de Titanik gibi bakmayın sakın. Kurabiyeler de geldi. Siz yerken ben de hazırlanayım bari. Arayın bakalım neler bulacaksınız. Korkma anne, kapan o, kapan. Deme. Ben de tramvay sanmıştım. Buldum anne, buldum burada. Bu devirde aldığın her şeye bir alarm takmak şart bacı. Anne ne oldu buna, koş. Bir baksana şuna. Allah Allah. Ay bu çocuk ne zaman malının kıymetini öğrendi ki? Baksana kameraya bile alarm taktırmış. Ne oldu? Alarm mıydı o öten? Ne? Galiba. Ha? Yani herhalde aşağıdan bir araba falan çalmışlardır canım. Ha, ama sen merak etme. Ben pencereden baktım. Ha. Seninki yerinde duruyor. Al güzel. Ay nasıl da yalancı. Burnun uzar inşallah. Pinokyo kaynana. Nanik. Gördün mü? Demek ki kapağı yavaş açmak lazımmış. Bak alarm çalmadı bu sefer. Anne baksana. Siz ne yapıyorsunuz orada? Aman minik kuşum, yani evinde o kadar çok toz var ki. Evet. Dolapların ta içine kadar işlemiş vallahi. Ay. Abicim saçların çok kötü olmuş ama. Hadi git bir aynaya bak düzelt. Hadi, ya, hadi, ya. Hadi, hadi. Vay vay vay. Bunlarda da yalancılık padişahlık soyu gibi. Anadan kıza geçiyor. İşlem tamam koca tilki. Ne diyorsun kızım sen, ne koca tilkisi? Anne bütün gizli operasyonlarda kod adı kullanılır. Onun için bundan sonra senin adın koca tilki. İyi o zaman. Senin kod adın da gamlı baykuş olsun. Tövbe tövbe tövbe. Olsun. Ama sadece ayıp olmasa ikiniz de lağ faresine çevirirdim ya. Hadi neyse. Kahve çam kanka, kahve kahve. Kahvem kalmış orada, ocak bozuk, su yok. İşte kahve çam. Kahve Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız Menkıbe teyze? Öpeyim. Sağ ol evladım. Biz de şimdi çıkıyorduk. Evet. Ama anne neden çıkıyoruz? Daha yeni gelmedik mi? Aptal aptal konuşma gamlı baykuş. Buraya ne gibi bir kutsal amaç için geldiğimizi unuttun mu?
Anlaşıldı koca tilki. Anne madem hemen gidecektiniz niye geldiniz? Senin için çok güzel planları var. Havamda karılar nasıl bayılır onu öğrenmeye gidiyorlar. Mini kuşum bir an seni özledik geldik. Seni görüp hasret giderdik. Şimdi de gidiyoruz. Hadi güle güle. Hoşça kalın Nefit Bey. Güle güle. Sizi görmek gerçekten çok güzel. Allah'a ısmarladık Nefit Bey. Güle güle. Güle güle. Hoşça kalın ikilisi. Kanka ya. Kahvenin yanında yiyecek başka bir şey yok mu? Yuh yuh! Oha! İşte kurabiyeleri ye. Yetmezse git mutfakta bir şeyler ziplen, kahveni de yap. Çok naziksin canım. Hadi hadi hadi. Telefon, telefon çalıyor. Telefon... Efendim. Evet ben Masar. Ah Fulya, Fulya Hanım, Fulya Ergüneş. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Ben aradım şey için bir saç jölesi reklamı. Hehe. Tabii nerede isterseniz buluşup konuşuruz. Reklamda siz bir de Elvis Presley benzeri biri olacak. Fulya Hanım isterseniz bunu öğle yemeği yerken konuşalım. Ne dersiniz? Hop 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 ne oluyor? Biz burada eşek başı mıyız? Tamam siz bugün benim iş yerime gelin konuşalım. Hı-hı, bekliyorum. Ben Masar. Düşünebiliyor musun? Fulya Ergüneş'le öğle yemeği yiyeceğim. Zıkkımın kökünü ye. Hayatım canım sandığın gibi değil. Bu sadece bir iş yemeği ya. İşte öyle iş yemeği yiyecekmiş gibi konuşmuyordun. Aa. Sanki onu yiyecekmiş gibi konuşuyordun. Ama şimdi saçmaladın benim merhumeler tatlısı karıcığım. Ben asla işe aşkı karıştırmam. Kızman için hiçbir neden yok. Yoksa Fulya Ergüneş'e ben bayılıyorum zannediyorsun. Kanka ne var? Demin arayan kimdi? Fulya Ergüneş. Ünlü sunucu Fulya Ergüneş. Düşünebiliyor yapma musun ya. Kanka tabii. Fulya Ergüneş bu ya. Yoksa Fulya Ergüneş'e ben bayılıyorum zannediyorsun. Lan ne? O senin de hasta olduğun kız değil miydin? Oha hayvan ne hastası be. Sus sus. Ya demek hasta olduğun kısa. Ben seni şimdi gerçekten hasta edeyim de gör. Sen gel onu benim külahıma anlat külahıma. Bir tanem yok öyle bir şey. Bu hıyar aramızı bozmak için öyle yapıyor Rusar'cığım. Git. İster yemeğe git. İster cehennemin dibine git. Rusar dur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruslar'cığım ölmemiş.